Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî farada aleyna siyâme şehri Ramazan. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve in şi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ve muhterem mu'min, Müslüman braderler, atakanlar, akavukeler. Bugün navbattaki mavzuumuz kibir. Her bir mu'min insan hazır buladigan, ihtiyat buladigan. Onun yakınıge mutlaka barış gerek bulmagan. Mabada bir sebepke göre şundan birer demek bulagi bu kişide payda bulgasa şunu yokatışke hareket kılıçı lazım bulgan sıfatlardan hesaplanadı. Mu'min Müslümanga mutlaka doğru kemeydigan sıfat. Kibir sözü özü aslida Arap dilindeki kabura sözüden alingan. Kibir, mutakabbir, kibriya deyiladi. Hammasi kattalik. Yani özünü katta tutuş. Özünü başkalardan afzal biliş. Ben ulardan üstünman, ular menden pas degan itikadda buluşunu ve şunga takaza kıladigan gap söz hatta hareket amallarını kırışını kibir deydi. Lugatta manaşı manasını belirledi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kibirini tarifede etkiler ki huva, yani kibir batarul haqqi ve gamtun nasi. Kibir hakkını inkar kırış, adamlarını hakir sanaş, pes sanaş, kar sanaş. İmam-ı Gazzali özlerinin meşhur kitapları İhya-ül-Muddin'de kibirini tariflem etediler ki kibir bir adamını özünü kette sanaşı. Başkalardan üstün özünü bilip onlarını haru zaru işnesege arzum edilen tarzda nazar bilen karışını kibir deyiledi. Şu bilen birge İmam-ı Gazzali kibirini bedbahlikini kaliti deydiler. Hüşyarlık, adab, ahlaklık buluş, saadetini kaliti deydiler. Mütekabbir buluş ve gafillik, bedbahlikini kalitidir deydiler. Ana bu, demek kibirli buluş, mütekabbir buluş, cüda yaman sıfatlikini mana şu narsadan bilip olamız. Şunun için bu narsadan biz nihayette ihtiyat buluşumuz gerek. Ruhi terbiye ustazları kibirini kelip çıkış sebeplerini ikkiye bölüşedi. Manevi taraflardan, maddi taraflardan kibir çıkarak. Manevi taraftan kibirge sebep bölüdüganlarsa biri ilim dedi. İlim. Bir adamda ilim var da, lekin hilim yok, adab yok. O şu bar ilmi bilen başkalarını üstüden mütekabbirlik kıladı. Ben bilemem, bunlar bilmeydi. Yalan ayaklar falan bugün, undağıdı, bundağıdı. Ne mi dese şunu, hatta hareketiden, gap sözüden, muamulasından bilintirip duradı. Ben sellerden üstünmem, ben bilemem şunu. Seller bilmeysen. Degen, düşünceni doğayım, demek her taraftan yüzüge çıkarışka harekette buladı. Bu en yaman kibirlerden biri hesaplanadı. Ulamalarımız aytadı ki, ilimdeki kibirini asası ikide. Bittersi, o şu ilim deb ataliyetken, ilim ozi yakşı ilim mesleginin delaleti şu. İlimi var, ilimi var deydi, oziyem ilimim var deb dava kıla diyor, lekin ilmini hakiki ilim emas o. Ne doğru ilim. Hakiki Müslümançılıkta maktalgan, Peygamberimiz maktagerler, Müslümanlar yakşı kuradigan, saf ilim mesulunda giydim. Garaz goy ilim, notoğru ilim, yoldan ururgen ilim, şunun için onu ilim deb atarsayam egesini bu tekabbirliği buladı. İkincisi, bir adam ilimini agan buluşu mümkün, doğru ilim, lekin uzunu nefsi buzuk, ahlakı buzuk. Adam gerçekliği yok. O ilimleyen manaşı özünü nimesi işletişi için organ gel.
Doğru organdan buluşu mümkün. Lekin ilmige amal kumaydan adam. Nafsi bozuk, ahlakı bozuk, özünü turuş turmuşu ilim ahlige okşaydıgan emas. Ana şu manada bu mütekabbirlik kıladı, ilmi bilen. Ben ilimliyim, başkalarının ilmi yok, ben onlardan üstüm ben, onlar benden pas, ben onlardan afzal ben, onlarının hiç kanaka fazlı yok degen düşüncede buladı. Bu nihayette notoğru bir iştir. İkincisi amalda dedi. Amalga ibadetem kiradı. Bunda kibir dedi ulamalarımız abidlerde ve zahidlerde buladı. İlmi yoku ibadetke verilgen. İlmi yoku zahidliğine davası var. Anasılar şu özünü kılıyatken ameli ibadeti bilen mütekabbirlik kıladı başkalarda. Bana ben kayılletim namazımı okuyup ben anavlar çelebiyle okuyurup de. Ben falan kıvardım, ya namazı teşvar yap ben, anavlar ne doğru kıladı. Çünkü o şeyden kibir haletleri buladı. Ya ki deyiledi, mütekabbirliği şu ki, ben ibadetini kılıp doğru yolda yürüp ben, başkalar hamması na doğru yolda degen davanı kılar. Hazır şuna kılar var, avvalan bugün. Avvalan bugün. Ana bu ham nihayette yaman, değil mi? Kibir hesaplanadı. Adamların hamasını zalalette ayıplaydı, hatada ayıplaydı, dinsizlikte ayıplaydı, ne madese deydi. Lekin ayıp özüge ağdarladı onu. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam özlerinin hadislerden biri de etkiler. Man kâle halaken nâse fehuve ahlakehum. Kim ki adamlar halakı buldu. Resul olup gitti bunlar. Dideğen basa, onların manaşı etkiyetken adam özü halak kıldı. Şu kıl yaptı manaşı. Ana, o şimdi singeri kibirden nihayet ihtiyatı buluş gerek. İbadetini her bende Allah için, özü için kıladı. Ali ibadeti kabul mu, kabulmasın onu Allah'ın özü biledi. Lekin o narsa bilen kibirlenip, kibir degen bir yaman sıfatını özüge ip görüp, manaşı bilen adamların başkalarının gönlüne azar veriş, onlarının pes seneş, mumun musulmanlar diye demek her kıl boğma gibi sıfatlarını yapıştırış manaları mutlaka boğmasını gerek. Kibirini dereceleri yem varken ulamalarımız bunu yem organ geldiler, türleri, herhal. Birincisi en yamanı dediler de Allah Teala'ya nispeten kibir kılış. Bunda kibirini egeleri Firavun ve Namrud gibi badbaklar buluşken, nabakarlar buluşken. Ular Allah'a bende buluturu, bendeliğini tanımayı kafir bulup yine kamaçta ben Allah'ım ben, ben Rabbim. Kur'an'da Firavun'un teleden ayetler, ana rabbukumul a'la. En âli Rabbiniz mammen degen uzun adamları. Yani hudalik davasını kıyken. Bu cüdayem katta kibir hesaplanadı. Ondan ki ingisi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a nisbeten kibir kılış. Resulullah'ın adam sıfatı da tan aladı. Yakşı işlerin kıyarlarını tan aladı. Ha? Hemme faziletlerini tanıladı, peygamberliğini tanımıyor. Aşı uzatı babarak adını davurları da Mekke-i Mükerreme'deki Kureyş'li köp güne ahalisi bana şu işini kılışken. Karındaşları, emekleri. Bir gün olsun tanışadı, bu amin, yalan kapırmadan umru da. Amanatı hıyanatı kılmadan, en yakışımız değil de, hop yakışıyız, peygamber oldu, iman geldiğinizde yok değil. Ana bu yan kibirini yaman duruyorken. Üçüncüsü indi kibir adamlarga nispeten. Bir adamla başka adamlarga nispeten kibir kılınışı bizi sohbetimizin mevzusu şu. Ulemalarımız, ruhi terbiye ulemaları etediler ki kibir sıfatı günahı kebiredir. Kişkine günah olmaz bu. Katta günah. Katta günah. Bunu düşünüp yetiş gerek. Kibirini birinci
o'ziga sifat qilib olgan shaxs shaytondir. Mutakabbirlarni boshlig'i, yo'lboshchisi shayton. Hozir qardamlar tilovat qildilar. Auzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Va iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara va kana minal kafirin. Vaqti ki biz farishtalarga odamga sajda qiling deb buyruq berdik. Fasajadu sajda qilishdi. Alloh odamni otani yaratdi. Unga o'z ruhidan jon pufladi. Uni tik turg'izdi, bashar sifatida tanitdi-da, ana endi ulug'lab odamga sajda qilinglar deb buyruq berdi. Amr, Allohni o'zi amr qilyapti. Shunda borliq hamma farishtalar sajda qilishdi. Allohni amriga bo'ysunishdi, Hazrati odamni ulug'lashdi. Bitta shayton aba bosh tortdi. Bosh torti bo'la qolmadi. Istakbara kibrga ketdi. Bosh tortib kibrga ketgani uchun va kana minal kafirin kofirlardan aylandi. Mana shu yerda katta bir sir. Aba bosh tortgandan keyin kibrga ketdi deyishlikda. Bosh tortib turib to'xtab qolib o'zini o'ynab olsa unaqa bo'lmas edi. Mana bu yerda hozir Alloh taolo shaytonga sajda qil deyapti, Allohning buyrug'ini bajarmayapti. Odam alayhissalomga bundan yema degan yeb qo'ygan, u ham yema degan buyruqni bajarmadi. Qaytarig'idan qaytmadi, yeb qo'ydi. Demak, odam ato ham xato qildi, shayton ham xato qildi. Shayton amriga bo'ysunmadi, odam ato nahiyni amalini qilmadi. Bir xil saviyadagi ikkita gunoh sodir bo'ldi. Odam ota gunoh sodir bo'lishi bilan Robbana zolamna anfusana va illam tagfir lana va tarhamna lanakunanna minal sagirin. Minal zolimin. Darro tavba qildi. Xatosini tushunib yetdi-da o'zini past tutdi. Kibr qilmadi. Robbimiz biz o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang bizni, bizga rahmat qilmasang zolimlardan bo'lib qolamiz. Deydi Alloh taolo mag'firat qildi, kechirdi. Hamma narsalarni va'dasini qildi. Shaytonchi teskari ish tutdi. Bosh tortdi, sajda qilmadi. Alloh taolo undan so'radi. Ma mana'aka an tasjuda iz amartuk. Men senga amr qildim. Nima man qildi seni sajda qilishdan so'radi Alloh. Yana fursat berdi. Fursat berdi. Shunda ey tavba qildim, bilmayapman desa qutulib ketar edi. U unaqa demadi. Alloh taolo men senga amr qilganimda nimaga odamga sajda qilmading deb so'raganda nima dedi? Ana xoyrum minhu. Xalaqtani minan nar va xalaqtahum minat tin. Mashirda mutakabbirlik qildi. Men undan yaxshiman dedi. Allohga aytayapti. Men undan, ya'ni odamdan yaxshiman. Mani o'tdan yaratgansan, uni loydan yaratding. Qarang, o'zini buzuq falsafasi bilan solishtiryapti. Bu o'tdan yaralgan ekan, odam ota tuproqdan ekanlar, shuning uchun o'tdan yaralgan undan afzal ekan. Demak, kibr qilib, men odamdan ustunman, deyapti. Afzalman, yaxshiman, nimaga unga sajda qilar ekanman, agar sen buyurib tursang ham, deyapti Allohga. Mana gap kibrni yomonligi shu yerda. Ana shu shaytonni kofir bo'lishi, abadiy Allohni la'natiga uchrashi, quvg'inga uchrashi, hammasi mana shu kibri tufayli bo'lgan. Ana shuning uchun kibr yomonligi mana shundan chiqadi. Mutlaqo siz bilan biz zarracha kibrga izn bermasligimiz, o'zimizda bu narsani bo'lmasligi uchun harakat qilishimiz kerak. Alloh saqlasin, agar bunaqa bo'lib qolsa, haligi shaytonni guruhiga qo'shilib qolish hech gap emas. Alloh taolo boshqa bir oyatda aytadi: "Auzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkira wa hum mustakbirun." La jarama.
اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَاِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ Ahiretke iman keltirmeydiganlarını kalpleri inkar kıladı. Karin, inkar kılıyordu. Kalpleri ahiretini inkar kıladı, imanını inkar kıladı, hemen her sene inkar kıladı da uzları kibir kekidedi. Ha, şuna kay, lekin Allah ularının sırrını yem, alanını yem bilip durdu. İçide nime var biledi. Ve elbette takir şu ki uzat Allah kibirlilerini yakış görmeydi. Demek kim kibirli olsa Allah'ın muhabbetinden mahrum. Çitte buladı. Ahvalı çetak. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam uzları mutavazı buluşları ile kibirden zerreçe ukşide birer zerre bulmasındaki bilen namuna buluşları bilen birge yani kuplab hadisleri de siz bilen biz ümmetlerini kibirden kaytar gelirler. Bir hadislerde merhamet kılıp aytadılar ki ben sizlerge ahli cennetini kimliğini haberini vereyim. Ahli cennetler zayıf kişiler. Ya ki adamlar görse onu zayıf deyip sanaydıgan kişiler. Lekin zayıf olsa hem, adamlar zayıf deyip şuna devam olsa hem لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَأَبَرَّهُ Allah'a kasam ise Allah'ın özü onun kasamını yüzüne çıkarışı bir yardım verirdi. Çünkü o adamların gözüyle zayıf görgenmine Allah'ın huzuru da küçülüydü. Ben sizlerge ahli dozakını haberini vereyim mi? Yani onlar serkeş mütekebbirlerdir. Yani mütekebbirlerini ahli dozakını Katar'a koşulu yaptı. Bunu hoşçakalın bir kança hadisler var. Bir hadiste Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam aytadılar ki kimni kalbide bitta açtıkını ağırlıgıça imanı bulsa dozakka kirmeydi. Kimni kalbide bir açtıkı uruguça danasıça kibir bulsa cennete kirmeydi. Ana. Kibirini kançalık, yani kibirini bu yerde imanını mukabiliye koyuluyordu. Bu yerde iman diyordu, bu yerde kibir diyordu. Cennete giriş için, iman gereken, dozaka giriş için kibir diyordu. Küfürünü oraya işletiyordu bu yerde. Hadis-i şerifini demek halatını kareyler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam aytdilar ki kimni qalbida bir açtı urug'icha kibir bo'lsa cennetga kirmaydi dedilar. Shunda sahobalardan birlari aytdiki ya Allohning rasuli agar inson kiyimi chiroyli bo'lishni xohlaydi, kovush chiroyli bo'lishni xohlaydi, bunda qanaqa bo'ladi dedilar. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam aytdilar ki اِنَّ اللّٰهَ جَم۪يلٌ يُحُبُّ الْجَمَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَم۪يلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ اِنَّمَا الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْتُ النَّاسِ Halbuki adam soru yaptı. Bro kiyimini yakışı buluşunu haklıydı. Çırali kiyinip, akıza, özüge yaraşken, güzel bulu yürüyüşünü haklıydı. Kavuşu yakışı buluşunu, başkasını. Şunga yürüsem kibir bop kalıp keyin şu iş çatağı bop kaladı mı? O da yok. Allah özü güzel. Güzellikini sevdi. Kibir bu kimni yakşı buluşu, kavuşunu yakşı buluşu demez. Kibir hakkını inkar kılışı adamlarını hakkı sanaç dediler. Şu kimni güzel kılıp, kavuşunu güzel kılıp, başka taraflarını çıraylı körgen adam havas kıladan kılsayı özü de fiilide kibir bulmasa, yakışıyorsa ketti, güzel insan. Lekin şunu kiyi alıp, başkalarının manikide kiyi mi yok deyip gerdeyse, başkalarına topkan iğne kara şunu kiyesen mi dese, onu ağzımına etedi mi, ima işaresi bilen mi, özünün tutuşu bilen mi, bari bir. Ha? Ana uşende neki kibir bularak. Kibir, hakkını inkar kılış ve adamlarını pes sanaş.
Agar kiyimni go'zal kiyvasa-yu, o'sha ikki narsa, u kiyim go'zal kiyimni egasida bo'lmasa, bu Allohni go'zalligini sevishidek, sevgini sohibi bo'lishi mumkin ekan. Mana shu ma'nolarning hammasi, demak, kibrni nihoyatda og'ir bir musibat ekanligini demak ko'rsatib turibdi. Ulamolarimiz kibrni zararlarini qator qilib sanashgan. Allohning g'azabiga sabab bo'ladi, odamlarning nafratiga uchraydi, o'zining hayotidan baraka qochadi, va shunga o'xshagan bu kibrni orqasidan keladigan musibatlarni ko'pdan ko'p ulamolarimiz sanab o'tishgan. Kibrni ta'rif qilib, Qur'onda qanday kelganligi, sunnatda qanday kelganligi, uni sifatlari hammasini aytib bo'lgandan keyin endi kibrni davosiga o'tadi ulamolarimiz. Qanaqa qilib kibrdan bir davolanib bu narsadan qutulish mumkin. Kibrni og'ir dard sifatida davolash ham qiyin ko'char ekan. Ikki xil uslubi bor deb to'ladi ulamolarimiz. Bittasi kibrni tak tuburimdan qo'porib tashlash, ikkinchisi kibrni ko'rinishlaridan ba'zi bir ko'rinishlar bo'lsa, o'sha ko'rinishlarni yo'qotish ma'nosi. Avvalo, Imom Zahabiy va boshqa ulamolarimiz aytganlarki, har bir mu'min musulmon banda kibrni o'zidan yo'qotish uchun harakat qilmog'i farzu ayindir. Ya'ni o'zini boshiga yuklatilgan farz. Kibr sifati paydo bo'ldimi? Tushundimi shuni? Birov aytdimi, boshqa qildimi, tushuntirdimi? Demak, shuni yo'qotish uchun harakat qilmog'i farz. Qilmasa tark farz qilgan bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Kibrni taktubi bilan ko'parib tashlash deydi ulamolarimiz, ilm orqali bo'ladi. Ilm orqali banda o'zini tanisin, bandaligini bilsin va Robbisini bilsin. O'zini bandaligi, qanchalik ojizligi, uni yaratgan zotning qudrati, ulug'ligi, har bir narsaga qodirligini tushunib yetsa, banda o'zini tanigandan keyin o'zi eng zaiflarni zaifi ekanligi, eng kichkinalarni kichkina ekanligini tushunib yetadida, kibr qilishga uyaladi. Robbisini tanisa, u Rob butun dunyoni tarbiya kunandasi ekanligi, shu jumladan bu bir zarrani ham yaratib qo'ygan, bir zarra o'zini ana uni hamma tarafini bilib turgani, ko'rib turgani, hisob kitob qutirganini hammasini demak tushunib yetsa, ana shunda ulug' Robbining huzurida kibr qilishga umuman yo'l qolmaydi. Hech qanaqa imkoni yo'q bo'ladi. Bu endi bilim orqali. Amal orqali bo'lishi demak, o'sha Allohning amriga yurish bilan hamda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ulug' ahli solih kishilar, aziz avliyolarni tavozuda taqlid qilish bilan. Kibrdan qochib, o'shularni axloqini, odobini, tasarrufini o'rganib, shulardan ergashib, hayotda odamlar bilan muomalasida o'shalar qilgan go'zal muomalalarni qilishga o'tish bilan bo'ladi. Endi kibrni ko'rinishlardan ba'zi bir ko'rinishlarni muolaja qilishni alohida ulamolarimiz aytadi. Ana kibr gohida avval ilm dedik, amal dedik, yana biz ba'zi vaqtlarda hasabu nasabga asoslangan kibr ham bo'lar ekan. Yuribdi bir ba'zi bir odamlar o'qib ilmli bo'pti, kimdir amal qilib amalidan mansabi ko'tarilibdi, obro'ga erishibdi. Bu yerda bir odam bor, o'shlar darajasida emas. Ularga hasad qilib, ulardan o'zini ustun qo'yadi-da, bular endi besh kim bo'pti, endi bo'pti-da, biz ota-bobomizdan bu deb otasini, bobosini maqtashni boshlaydi. Otasi, bobosi bilan maqtanib, kibr qiladi-da, haqiqiy olim bo'lib turgan, haqiqiy omil bo'lib turgan, xalqqa foyda yetkazib turgan odamlarni nazar pisand qilmaydi, past sanaydi. Men ulardan ustunman deydi. Na qanaqa qilsa ustunsan desa, otam palonchi bo'lgan, onam palonchi bo'lgan, bobom pistonchi bo'lgan deydi. Bu ham kibrni bir turi. Ana uni muomala qilish uchun deydi ulamolarimiz,
o'sha otasi bilan bobosi bilan faxrlanayotgan odamga tushuntirish kerak. Otangni asli kim edi? Bobongni asli kim edi? Qani, qarachi. Eng katta bobong tuprog'ida. Yerida, tuprog'ida Alloh loy qilib odam qilgan. Xo'p, qayerga borasan? Hech qayerga bora olmaysan. Demak, bu ma'noda, demak, otam u, bobom bu, nasabim bu deb kibrlanish mutlaqo noto'g'ri narsa. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilarki, "Man batta'a bihi nasabuhu lam yusrihu amaluhu." Man batta'a bihi amaluhu lam yusrihu nasabuhu. Kimni amali sekinlashib qolsa, sekinlashtirib qo'ydi, amali yetmayapti-da, nasabi uni tezlashtirib yubormaydi dedilar. Nasab turaveradigan narsa. Har bir odamni o'zini so'roq qilinadi. Mana bu banda kelibdi, o'zi namoz o'qimagan ekan, bandachiligini qilmagan ekan, Xudoni yo'lda yurmagan ekan. Qaraylarchi, otasi yaxshi yurgan bo'lsa kechirib yuborasizlar demaydi. Yo'q, o'zini so'ranglar deydi. Nima qildi? İmanıdan, itikadıdan, amalıdan, ha? Soraylar dedi. Amalı olsa aldığında soradı. Nasabı? Tura uğradı. Amalı yok, nasabını her kanca etrafından uğrasın, nasab soralmaydı onu aldığında. Toktap tura uğradı. Ana şükür bırakalım. Yana, bana demek kibirge sebep oladığın narsalardan bittesi, güzelliği bilen kibirleniş, çırayı bilen. Bu ko'proq ayollarning o'rtasida bo'ladi. Balanchi chiroyli, pistonchi xunuk, undog'ida, bundog'ida deb kibrlanib, demak, chiroyi uncha bo'lmagan ayollarni past sanab, shunaqa holatlar bo'lar ekan. Bunda ulamolar aytadiki, o'shunaqa chiroyi bilan kibrlanadigan shaxslarga sen o'zingni ichingga nazar sol, tashingga emas. Ichingga hayvoniy nazar solmagin, insoniy nazar solgin. Qani kimligini bir ko'rib qo'ygan deb tushuntiriladi. Ana o'zini o'zi tanisa, albatta chiroyi bilan kibr qilmay qo'yadi deyiladi. Yana kibrni sabablaridan bittasi moli dunyo. Boy badavlat bo'lgan odam kambag'allarni ustidan kibr qiladi. Mani molim bor, ha? Pulim bor, xohlaganimni qilaman. Dünyanın yerini satıp olaman, ana onu nima qildi, tilanib yuribdi, yoki boshqa qilyapti, balasini baqalma yapti, unda bunda deyishi mumkin. Bu ham kibrini katta bir turlaridan. Tez-tez doimiy ravishda ko'zga ko'rinadigan kibrlardan. Bunaqa kibr dardiga uchragan odamlar nima qilasiz desa, ulamolar aytadiki, bularga o'sha moli dunyosi bo'lib turib, oqibati yomon bo'lgan o'tgan boylarni hikoyasini aytib berish kerak bular. Balancı hem boy bo'lganida, lekin o'sha boyligi bilan Alloh taolo qorindagi katta boy yo'q edi dunyoda. Uni xazinalarini kalitini bir guruh odam ko'tara olmasdi. Kalitni, u xazinalar turibdi yo'da. Qur'onning gapi shu. Qur'oni Karimning vasfi shu. Qorinni boylik xazinalarini kalitini bir katta guruh odam kelib ko'taramiz desa ko'tara olmasdi. Shunaqa ko'p edi. Lekin Alloh taolo bir pasda o'zini ham, molini ham yerga yutqizdi, tamam. O'zi ham yo'q, mol-mulki ham yo'q, yer yutib ketdi. Xo'p, kibrlangan narsasi qayerga ketdi? Hech narsa bo'lmadi, qolmadi. Ana mol qancha ko'p bo'lsa ham, qancha demak, keng tarqalgan bo'lsa ham, bir kunda kuyib kul bo'lishi. Gohida egasini o'zini boshiga balo olib qolishi ham mumkin. Shuning uchun mol bilan bu kibr qilish deb aqlli odamning ishi bo'lmaydi. Kuch, qudrati bilan kibr qiladiganlar ham bo'ladi. Men kuchliman, badani kuchli, kimni ursa yiqitadi, qo'ldan ish kelyapti, yoki ma'naviy tarafdan kuchli, amali bor, boshqasi bor, aytganini qiladi, boshqa bo'ladi. Bular ham kuchli odamlar. Xo'p, o'sha kuchli odam deydi, kibr qilyapti. Bunga nasihat qilish kerak. Nima deyiladi unga? Voy odam. Mana qara, kuchlisan haqiqatdan. Urganingni yiqityapsan, palon kiloni ko'tarasan, undoqsan, bundoqsan. Lekin bir o'ylab ko'rgin, bir kun uxlamasang nima bo'lasan?
Bir gün uxlamasa oyog'ida tura olmay qoladi. Zayıflaşıp. Yura olmay qoladi, oyoqlari chalkashib ketadi. Bir gün isitme tushmay, isitmen chiqib tursa nima bo'lasan? Yotib qoladi sulayib. Hech narsa bo'la olmay qoladi. Qani kuch? Qani quvvat? Qayoqqa ketdi bular? Demak, bular hammasi vaqtinchalik narsa. Allohning bergan ne'mati unga shukr keltirish kerak. Shukrni esa o'sha berilgan ne'matni Allohni rozi qiladigan yo'l bilan sarflash bilan bo'ladi. Shuningdek yana kibrni sabablaridan biri o'zini tarafdorlarini ko'pligi bilan faxrlanish bo'lar ekan. Mana mana uncha aka-ukam bor, mana uncha bola-chaqam bor, qarindosh urug'im buncha, buncha tanishim bor. Mana qani desam hammasi yetib keladi, undog'ida, bundog'ida seni kiming bor edi, demak boshqalarni past sanab, o'zini yuqori sanab kibr qiladiganlar ham bo'lar ekan. Ularning da'vosi ham mutlaqo noto'g'ri bo'lmaydi. Bunaqa narsalar qadimdan demak bir foyda bermagan. Bularni ham tushuntirlar ekanda, mana shu ma'noda demak ularga bir davo yaxshi ana shu yomon sifatdan qutulish choralari ko'rilib, nasihatlar qilinar ekan. Xo'p, ana shu ma'noda ulamolarimiz aytadiki, kibrni yashirin alomatlari ham bor. Bunday qarasangiz o'zi nima bo'lmaydi-yu, lekin kibrdan darak beradi. Misol uchun hadislarda, sahobalarning gaplarida kelganki, o'zi o'tirib olib, atrofida odamlarning tik turishini yaxshi ko'radigan odam ham mutakabbir deganlar. O'zi o'tiribdi-yu, odamlar turib, qo'rqoqlashtirib turish kerak. Shuni qilmasa yomon ko'radi. Shuni qilsa ja rohatlanib, huzurlanib o'tiradi. Demak, mana shu odam ham mutakabbir. Rasulullohda bu hol bo'lmagan, sahobalarda bu hol bo'lmagan. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu eng boy sahobalardan bo'lganlar. Nihoyatda qullari ham ko'p bo'lgan, juda qulini ko'p ozod qilgan ham. Lekin deydilar, qullarimdan birga ketyasa, qul qaysi xo'ja qaysi ajratib bo'lmas edi. Kiyimida ham, yurish-turishida ham, qilayotgan ishida, mehnatida ham ajratib bo'lmaydi. Shu darajada kamtarlik, tavozu bo'lgan, kibrlanishdan yiroq bo'lishgan. Shuningdek, o'zining xizmatini, o'z uyini, bola-chaqasining xizmatini o'zi qilish ham, demak, mutavozilik, shuni qilmasdan, shuni yoqtirmaslik ham kibrni bir ko'rinishi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu davlatni boshqarib turgan paytlarida bozorga borib, demak, bir narsani olib, ro'mollariga solib, turib ko'targanlarida bir odam kelib, "Men ko'tarib olay" deganda unamaganlar. Yo'q. Men ahli ayolimning xizmatini o'zim qilishim kerak. Sen nimaga ko'tarasan? deb aytganlar. O'zining xizmatini o'zi qilish. Ba'zi birimiz shunaqamiz. O'zimizning xizmatimizni o'zimiz qilmaymiz kelmaydi. O'zini xizmatini o'zi qilishni xohlamaydigan odamlar ham kibr deydilar. Bunga Hazrati Umar ibn Abdul Azizni misol keltiradilar. 101 hijriy yilda xalifa bo'lganlar. Xalifa uyiga mehmon kelibdi. Mehmonni o'tkazib qo'yib, nimadir yozayaptilar ekan. Yozib-yozib borsa, chiroqni piligi lippillab qopti, moyi tugab qolgan ekan, o'chirilgan bo'lib qopti. Mehmon aytdiki, Amirul Mo'minin, "Men turib chiroqni yoqib qo'yib qo'ysammikin?" "Yo'q. Mehmonga xizmat qildirish mezbonni karamiga kirmaydi. Sen mehmonsan, bu ishni qildirsang, menga ayb bo'ladi. Bo'lmasa xizmatchiga bildirib qo'ysammikin?" "Yo'q, xizmatchi bunaqa odati yo'q edi, bugun uxlab qopti, uni uyg'otma. Birinchi marta shunaqa bo'lyapti, avval hech uxlamasdi. Mandan oldi." Debdilar-da, lekin turib borib, o'zlari moy olib kelib qo'yib, chiroqni yotoqlaganda, "Shuni o'zingiz qildingiz-a, qarang-a, biz qilsak bo'lmasmidi?" desa, "Menga qara. Men moyni olgani borganda ham Umar edim, qaytib kelganimda ham Umarman. Ya'ni o'tirganimda ham Umarman, boshqa bir yerim kam qolmadi mana." Ana mutavozi bo'lgan odamlarni hech qayeri kamimaydi deganlar deyiladi. Ana salaf solihlarimiz Rasul akram alayhissalomdan boshlab bu yoqdagi hammalari mana shunaqa go'zal kibrdan yiroq sifatlarda bo'lganlar. Xo'p, endi ulamolarimiz yana aytadilarki, kibrni juda yomonlab tashlagan bo'lsak,
endi kibirdan qochaman deb bir yo'li o'zini xorlab ham qo'ymaslik kerak. O'zini oyoq osti qilib, birovlar nazar pisand qilmaydigan darajada xorlab yormaslik kerak. O'rtacha bo'lish kerak. Kibir aniq. O'zini haddan tashqari xorlab yorish ham aniq. O'rtacha bo'lsa, mana shu mo'tadillik bo'ladi, ana shu sifat bo'ladi. Demak, odamlarni haqir sanamay, haqni inkor qilmay, o'zini izzat nafsini saqlash mo'minni burchi. İzzat nafsini yerga urib, boshqalarni oyoq osti qilib tuproqqa qorib tashlashiga ham ruxsat bermaslik kerak. Bu xorlik bo'ladi, o'zini xorlikka solmaslik kerak mo'min banda. Kibrga ham ketmaslik kerak. İkovini o'rtasidagi mo'tadil holatda. Kibrdan ham yiroq, xorlikdan ham yiroq, mutavozili holatida bo'lish kerak deyiladi. Ana o'sha holat mo'min musulmonlar uchun matlub holat ekan. Ulamolarimiz mana shuni tavsiya qilishgan ekan. Mana shu nihoyatda go'zal bir holat bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni kibrdan o'zi asrasin. Mutavozi bandalardan bo'lib o'zini roziligini topib borishimizni nasib aylagan bo'lsin.